Sevgili izleyenler, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle perspektif çizimine devam ediyoruz. Tek kaçışlı perspektif çalışmaya devam ediyoruz. Bugün kitaplık çalışalım. Şöyle ufuk çizgimi aldım. Şurada kaçış noktamı aldım. Evet, kaçış noktamdan şimdi ışınlar göndereceğim ve kitaplığımı oluşturacağım sevgili izleyenler. Evet. Şöyle. Şöyle kitaplığımı oluşturacağım. Kaçış noktamdan çizgimi aldım. Evet, kitaplığım şu ön yüzeyi sevgili izleyenler ne kadar olsun? Şu kadar yeterli diyorum. Evet, şu kadar yeterli. Bakın, kaçış noktasından çizdik. Kitaplığımın ön yüzeyi şu kadar olması yeterli. Evet. Şimdi kitaplığımızı yüksekliğini çizelim. Yüksekliğini de bakış açımıza göre tam şurada olsun. Evet, şöyle yine dik çıkıyoruz. Şöyle dik çıktık. Evet, şimdi kitaplığımın şöyle bir içeriye giriş kısmı olsun. Ne kadar olsun? Santim olarak. Kaç santim? 3 santim yapalım. 3 santim. Yukarıdan da 3 santim yapıyoruz. Şöyle 3 santim çizdik. Evet. Şuradan birleştiriyorum. Şimdi kitaplığımın raflarını oluşturuyorum. Raflarını oluştururken şöyle kaç santim? 19 santim. Bir uzunlukta yapmışım. Ne kadar bölebilirim? 2 santim 2 santim böleyim. En alt rafta daha az santim olsun. 2 santim 2 santim bölüyorum. Ya da 3 santim oluşturalım. 2 santim çok kısa durdu. Şimdi kitaplığımın rafını oluşturuyorum. 3 santim 3 santim 6 9 12 15 alt rafta biraz büyük oldu. Olabilir. Alt raf biraz büyük olsun. Evet, şimdi kaçış noktasından santim olarak belirlediğim yerlere ışınlarımı gönderiyorum. Evet, şöyle ışınlarımı gönderiyorum. Şöyle gönderiyorum. Evet, göndermeye devam ediyoruz ışınlarımızı. Mutlaka şu kaçış noktasından ve ölçtüğüm noktaya gönderiyorum. Buna dikkat edelim, özellikle kaçış noktasına. Şöyle kaçış noktasından ölçtüğüm yere ışın gönderdim. Bakın, kitaplığımın rafları oluşmaya başladı. Şimdi şuraya ışın göndereceğim. Buradaki kalınlığı bulmak için şöyle ışın gönderiyoruz. Evet,
Şöyle açığa girsin. Kaçış noktasından ışın gönderdim. Bakın burası görmediğimiz nokta. Kesik kesik çiziyorum. Evet. Şimdi şu alt kısmı dedik ki düz bir şekilde çiziyoruz. Yani şurayı düz çizdik. Buradaki kalınlığı da düz bir şekilde çiziyoruz. Bakın şurası taban genişliği olmuş oldu. Tabandaki zemin şöyle belirtelim. Evet. Şimdi buradan yukarıya çıktığımızda ne yapmış olacağız? Buranın kalınlığını oluşturmuş olacağız. Evet, şöyle hafif çizgiyle çizdim. Hafif bir şekilde çizdim. Çünkü burada rafların da kalınlığı olacak. Şuradaki rafımın kalınlığı düz bir şekilde çiziyoruz. Peki bakın şöyle raflarımın kalınlığı şöyle belirteyim. Daha önceden şu noktayı çizmiştik zaten. Bakın en alttaki bölüm en altın üstündeki bölüm. Evet. Yine şurada rafımı oluşturuyorum. Demiştik ki düz bir şekilde çiziyoruz. Evet. O zaman şu çizgiyi silmem gerekiyor. Silmeliyiz. Rafımızın genişliği şuradan gelmesi gerekiyor. Onu da birazdan göstereceğim. Evet. Şu an şunları düz bir şekilde çiziyoruz. Şöyle devam ediyoruz. Evet. Şöyle. Rafımızı da düz bir şekilde çiziyoruz. Bakın burada çok az gördük. Neden? Bakış açımıza göre. Evet. Şu alt kısmı daha çok gördük. Şu kısımları siliyoruz dedik. Şimdi şu genişliği yapıyorum. Kaçış noktasından aldık yine mutlaka. Kaçış noktasından geldik. Şuradan çiziyoruz. Bakın şurası kitabımın yerleşeceği kısım. Yani zemin. Yine şu bölmede de oluşturalım. Evet, şöyle oluşturduk. Sona kadar gitmenize gerek yok. Bakın şuradaki rafı iyice belirtelim. Sizler ölçümlerini daha az yapabilirsiniz. Eğer ölçümlerini 5'er santim falan yaparsanız o kadar ayrıntılı gözükmez. Yeni başladıysanız biraz daha geniş santimli yapabilirsiniz rafları. Evet, şöyle yaptık. Şöyle koyuyoruz, çiziyoruz. Evet, şurada da şöyle çiziyoruz. Evet, kitaplığımdaki raflar bu şekilde. Dolap yapmak istesem dolap kapağı şöyle dik bir şekilde çizeceğiz. İlk olarak tabii ortasını bulmamız gerekiyor. Eğer eşit bir şekilde yapmak istiyorsak ortasını bulup orta çizgiden
göndereceğim. Şöyle ortasını bulalım. Ortasını bulmak için şöyle çiziyoruz. Gördüğünüz gibi orta noktası şurası. O zaman nasıl olması gerekiyor? Dedik ki şuradan düz bir şekilde çiziyoruz. Şu çizgilerimiz düz bir şekilde. O zaman orta noktası burası olmuş oluyor. Yani perspektife göre orta noktası. Ölçüm olarak tabii ki bunlar perspektif olduğu için eşit görünmeyecek şu an. Şöyle bir dolap çizebilirim. Şurada dolabımın şöyle nedir? Tutacak kısımları olur. Evet. Burada raflar. Rafları iyice belirteyim. Şöyle evet, şöyle raflarımızı belirttik. Bir tane kitap koyalım. Şuraya bir tane kitap koyalım. Şöyle bir kitap koyalım. Bir şekilde olsun. Şöyle koyduğumuzda kitap diyelim şöyle oldu. Ya da daha küçükse ne yapabiliriz? Şöyle daha küçük olabilir. Kitabımız veya yan koyduysanız, yatay koyduysanız nasıl olur? O zaman şöyle yapalım. Yatay bir kitap koyalım buraya. Şuraya yatay bir kitap koyalım. Şöyle olsun kitabımız. Kalın bir ansiklopedi. Şöyle olsun. Genişliği de şöyle olur. Evet, düz bir şekilde olur. Daha sonra ne yapıyoruz? Şöyle çıkıyoruz. Kitabımızın genişliği. Üst genişliğini alıyorum şimdi. Kitabımın üst genişliği şuraya kadar gelir. Şu arka kısma kadar. Ve şöyle olmuş olur kitabım. Evet, şöyle şurada dik bir şekilde, burada yatay bir şekilde kitap oluşturdum. Kitaplığım böyle sevgili izleyenler. Sizler de çizim yapabilirsiniz. Evet, tek kaçışlı perspektife göre oluşturduğumuz çalışmamız böyle. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.